Merhaba herkese. Ben Şalom Artı 18'den Liza ve bugün Alef gençlerinden Cem, Andy ve Aksel'le beraberiz. Yomaşua yaklaşırken çok önemli ve her yıl düzenlenen Kara Kara projesi hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz ve biraz Kara Kara komisyonunu tanıyabilir miyiz? Hem bu proje nedir ve pandemi koşullarıyla değişen bu yılda nasıl bir yol izlediniz bu projede? Onu biraz anlatır mısınız? Tabii. Holocaust'la ilgilenen komisyondur ve yıllar boyunca Şalom vasıtasıyla normalde insanlara her sene bir obje yollanır ve aynı zamanda Holocaust temalı film gösterimleri izlenirdi. Ama tabii pandemi sürecinde böyle şeyler yapmak biraz imkansız oldu. O yüzden bu sene ilk defa Karakara Komisyonu olarak büyük bir emek sayesinde online bir müze tasarladık ve bu müzede karşınıza geldik. Güzel. Ve aynı zamanda hani müzenin içerisi nasıl olacak bu sanal müze? Belirli temalar var mı? Varsa da bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Biraz ayrıntıya girelim isterseniz o hakkında. Sanal müze bizi herhangi bir mekanda yapmak istemedik aslında. Bizim kendi binamız Alef'in içinde yapmak istedik. Bu sebeple Alef'te bir 3D çekim yaptık. Bu 3D çekimin üzerine de sonradan internet üzerinden resimler yerleştirdik. Alef'te 3 tane odayı kullandık. Alef'e girenler için, girmiş olanlar için belirteyim. Sergi odası, A odası ve B odasını kullanmış bulunuyoruz. Sergi odası, buna ek olarak da girişte de küçük bir sergimiz var aslında. İlk olarak sergi odasından bahsedeyim. Sergi odasında Holokost süresince Yahudilere yardımcı olmuş insanlar hakkında konuşmak istedik. Bu insanlar Righteous Among Nations diye bir madalya ile ödüllendirilmişler. Onlardan seçtiğimiz, onların arasından seçtiğimiz 8 kişinin resimleri ve kendileri hakkında küçük biyografiler var. İkinci odamızda ise Holokost süresince Nazi Partisi tarafından çalınmış ve Yahudilerin elinden çalınmış olan sanat eserleri hakkında konuştuk. Bu konuda da ilginç geldi bize çünkü beklediğimizden çok daha fazla sanat eseri vardı. Yine aynı şekilde 7-8 tane bu eserlerden görebilirsiniz. Yine aynı odada bizim Alef'te, Alef gençleri arasından resim çizen arkadaşlarımız vardı. Onların da resimlerini orada görme şansına sahipsiniz aslında. Son odamızda ise Holokost ve çocuk temasını işledik. Bu temada yine bizim Alef için çok önemli bir temaydı gençler olarak. Çocukların da bu dönemde çok zor şartlar altında yaşadığını belirtmek istedik. Onlar hakkında da çeşitli temalar, filmler ve görüntüler paylaştık orada. Buna ek olarak müzeye girdiğinizde arkada bir piyano melodisiyle karşılaşacaksınız. O da bizim gençler arasından bir arkadaşımız tarafından çalındı. Bu müzeye online olarak girebilirsiniz. Yani sizle link paylaşıyor olacağız zaten muhtemelen bu yazının altında. Aynı zamanda Shalom'da veya değişik portallarda da bununla ilgili görüntüler, videolar görme şansı sahip olacaksınız. Evet, ayrıntılı anlatım için de teşekkürler. Ben de hem aynısını diyecektim. Yani pandemi döneminde hem farklı bir yola gitmek zorunda kaldınız ama hani bir yandan da bu sayede hani göstermeye çalıştığınız bir sürü farklı tema ve önemli bilgiler belki de hani online üzerinden daha çok kişiye ulaşacak. Biz de yine yazının altında videoda da linki paylaşacağız. Bir de şunu sorayım. Bu proje ya da bu tarz projeler neden önemli? Hem kendi toplumumuz için hem toplumsal ve geniş topluma yönelik farkındalık için. Aslında bu özetleyen güzel bir sözle başlamak istiyorum cevaba. Geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de göremeyiz. Biz kara kara olarak inanıyoruz ki aslında bu gibi acı olaylar bütün toplumun hem kendi Yahudi toplumumuzun hem de dışarıdaki toplumun esasında bilincinde olmalı. Ve eğer bunun bu gibi acı olayların bilincinde olursak unutmamak ve unutturmamak adına çalışmalar yapabiliriz ve bir farkındalık yaratmış oluruz aslında. Böyle bir farkındalık olduğu zaman da bu tarz işte acı ve hani başımıza bir daha gelmesini istemeyeceğimiz olaylar bir daha bizim toplumumuzun ya da işte herhangi bir toplumun başına gelmez. Farkındalık yani esas demek istediğim şey. Bu müzeyi yaparken de bizim esas vermek istediğimiz mesaj da bu gibi olayların farkında olarak bunu unutmamak ve unutturmamaktır.
Kesinlikle evet, çok önemli. Hem nesilden nesile aktarım için hem de tarihi korumamız için. O yüzden ben de hem bu dönemde de hani zor dönemler diyeyim, hani pandemi döneminde de bu sürekliliği devam ettirdiğiniz için de bence bir yani takdir edilesi bir şeyine teşekkür ediyoruz. Hem bize katılıp anlattığınız için bu proje hakkında. Şimdiden diyelim o zaman, tüm Holokost kurbanlarını anıyoruz. Ve tekrar görüşmek üzere.